Merhabalar tekrar. Şimdi kullanacağımız remediyi nasıl hazırlayacağız? Bu da çok önemli. Bu şekilde bir içme suyu pet şişesi bulabiliyorsak, bulamıyorsak belki bir kavanoz veya belki bu şekilde bir cam şişe olabilir. Bu cam şişenin içerisine veya bu içme suyunun içerisindeki suyun yarısını boşaltıyoruz. Veya kavanozun içerisine bir su bardağı su olacak şekilde suyu koyuyoruz. Temiz bir su olacak bu. Buna dikkat ediyoruz. Tek istediğimiz suyun temiz olması. Ve bunun içerisine remedimizi atacağız. Bir globül halinde. Bu suyu hazırladıktan sonra tercihen plastik kapaklı olması. Bu şişeleri mutlaka orada daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Remedimizi bu şişenin içine atıyoruz. Bir bardak suyun içerisine atıyoruz. Evet, bir tane. Şöyle avucun içine de gösterebilirim. Evet. Şöyle tek bir tane remedi kullanıyoruz. Bir tane. İki tane düşerse o da problem değil. Evet, iki tane. Bu şimdi anika. Evet. Ben de iki tane burada içinde koyuyorum. Bir tane, iki tane, en güzel bir tane. Evet. Ama heyecan olduğu zaman biz şaşırıyoruz falan. Kapatıyorsunuz. Ondan sonra 10 defa çarpılarak bir tane kapak veriyorsunuz. Her almaktan önce muhakkak 10 defa çarpılacaksınız. Lütfen unutma. Evet. Çok durum görür. Günde 5 tane bile alabilirsiniz. Her zaman 10 defa çarpılarak unutmanın beni ve benim ekip insanlar sorabilirsiniz. Biz her zaman size yardım etmek istiyoruz. Ve hangi ilaç varsa içinde, yani hangi remedi olursa lütfen bir tane veya iki tane koyun. Unutmayın. Fazla almanın. Teşekkür ederim. Evet, inşallah iyi inşallah. Anlattık yani şeyde. Sizi yardım etmek için teşekkürler.